Örnek Şu an Çağlar Ökten'le fotoğraflarına baktığın zaman. Baktığım zaman Seda Hanım'ın olduğunu çok ilgili, ilgilendiğini evet. görüyorum ama erkekte bunu hiç görmüyorum. Yani. Çünkü erkekte çünkü olmak için çabalıyor. Hep böyle bir yerlerde, hep kadının gücüyle hep bir yerlerde, hep bir yerlerde, bir yerlerde. E kendine güvenin yok mu senin ya? Yani? Öyle. Hmm. Onun dışında Zehrin Özer aşk oldum demişti. Gördünüz hmm. olayı. Evet. Saatler Aynı. içinde. Saatler. Gönül yazar olmuşlar. Kimler boşandı. kimler daha yani? Kimler kimler? Evet, kimler? gönül yazar, yazar vardı. Böyle. Ya sonra sıranı uğruyorlar. Hmm. Çıkar ilişkileri, statü ilişkileri, arkayı Çıkar dayama ilişkileri ilişkisi. Çıkar ilişkileri sadece ünlüler yani dünyasında. Dünyası için Çünkü kendine güvenin mi? Vasfın yok, özelliğin yok, bir şeyin yok yani. Senin sen o güçlü erkek ya da adamdan güç alacaksın ki bu sektörde yürümek veya da bir yerlere gelip biraz yapmak için kullanıyorlar birbirini. Ancak bir başkasının dayatmasıyla, pohpohlamasıyla nereye kadar Hiç gelebilirsin Hiçbir yere kadar ki? Gelemesin. O, o kadar olabilirsin. Daha başkası yok yani bunun sonu yok. Kendinde varsa zaten sende. Allah sana bir yetenek verdiyse evet, yürür, kimseye sıktır dayanma, dayanmana gerek yok zaten yani. Hani öyle olsun böyle olsun diye. Bunları çekmene de gerek yok yani. Evet. Görüyorsun. Evet. Peki e, şimdi sana bir soru soralım. Diyorsun ki maddiyat çok ön planda ünlülerin ilişkileriyle ilgili. Diyelim ki birinden hoşlandın ve beraber bir yemeğe çıktınız. Yemeğin sonunda ben. o kişi diyor ki, o kişi işte beğendiğin kişi diyor ki ya cüzdanımı evde unutmuşum sen bir parayı öder misin? Ay bakem yetersiz çıktı kredi kartı ne yaparsın? Ya yani öderim. Orada öderim. Ama bir daha da tanır mıyım tanımam herhalde. Bir daha da bilmiyor muyum? Yani Şimdi orada. Cansel biraz evvel e, sevgili adayına diyor ya yetersiz bakiyesin. Bu sözler akıllara Selen Görgüzel'in e, askeri ücretli sevgili benimle yaşayamaz davul bile dengi dengine sözlerini getirdi. E, hesabı bana ödeten erkeği eteği giydiririm demişti. O sözleri hatırlayalım. Baha, şey Asgari ücretli sevgiliniz olur mu sorusunu şöyle yanıtladı. Benimle yaşayamaz. Erkeksi duyguları rencide olur. O yüzden davul bile dengi dengine. Erkek benden güçlü olmalı dedi. Erkek arkadaşın sana doğru itti hesabı. Ya da dedi ki bir tuvalete girmem Şöyle ben. benim <laughs> e, erkek arkadaşım mı sevgilim mi? Sevgilim. Sevgilim bana uzatırsa böyle ben mi ödeyeceğim bunu? <laughs> Öderim. Ondan sonra da benim eteğimi de sana giydiririm derim yani. Hı. Anlatabiliyor muyum? Aman. Öderim tabii daha ki sert öderim. sert bir açıklama geldi. Daha önce Çok yaptığımdan daha... Ama şöyle bir şey var. Benim e, normal arkadaşımsa tabii ki beraber ödeyeceğiz. Ne diyor? Hesabı bana ödeten erkeğe eteği <laughs> giydiririm. Ağır ya mi? eteği giydireceğin adamla niye yemeğe çıkarsın o zaman yani? Hı. Beklemiyor var. tabii ki öyle bir şey. Ha, o. Ya kıymet veriyorsam, seviyorsam, değerliyse benim hayatımda önemli birisi ise zaten öderim. Orada da bir, öyle bir durum olduysa zaten Öderim de yani. Öderim ama ondan sonra da bir daha çıkmam yemeğe diyorsun. Yani ama seviyorsam, hoşlanıyorsam çıkarım da niye yeme? yani niye ödeyeyim? Para mevzusu olmaz ki aramızda öyle bir insanla yani. Hmm. Güvenmediğim biriyle olmaz zaten. Yani. Evet yayının başında sizlerle bir iddia paylaşmıştık. Takvimde yer alan o iddiaya geri dönelim. 8 yıl önce nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin evliliklerinde Ciddi krizler yaşadığı, çiftin boşanma kararı aldığı iddiası vardı. Ceyda Düvenci'den bu iddiaya yanıt geldi. Hayır boşanmıyoruz, çok absürt bir haber diyor Ceyda Düvenci. Evet ilk ağızdan. ama ne güzel, geldi. ne güzel haber. Kesinlikle. Çünkü yaklaşık 3 günden beri çift sessizliğe gömülmüş Çok güzel bir aile. Ceyda ben çok Düvenci'den. beğeniyorum onları Evet. Canlı yayında açıklama geldi sevgili izleyiciler. Evet şimdi biz de sizlere aktardık. Hayır boşanmıyoruz çok absürt bir haber diyor. Peki Cem Özer'in çıkışıyla devam edelim. Dünya çok kötü bir yer sakın doğurmayın diyor Cem Özer hafta sonu postada Alev Gürsoy Cimine röportaj verdi ve diyor ki dünyada hiçbir şey bundan daha iyiye gitmeyecek. İnsanlara tavsiyem şu eğer çocukları seviyorsanız çocuk yapmayın. Çünkü çok kötü bir dünya var ve daha da kötü olacak. İki çocuğum da istemeden oldu. Yani niyetlenerek yapmadık. Çocuğumun gelecek kaygısı yaşamayacağı kadar maddi imkanım, çocuğunun gelecek kaygısı yaşamayacağı kadar maddi imkanım varsa yap. Maddi imkanı olmayanlar ürüyor da ürüyor. Adam asgari ücret alıyor, yedi çocuk yapıyor. Soyum yürüsün mantığıyla üremek saçma, padişah mısın sen diyor. Katılıyor musun Cem Özer? Dünya kötü bir yer değil aslında. Dünya gezegeni gerçekten çok güzel bir yer. Fakat insanlar üzerinde biz yani bizler daha doğrusu. Dünyayı bu kadar <laughs> kötü hale getiren. Bizler bir ekşittin. Tabii ha. ki dünya bir milyonlarca yıldır kaldığı şekilde aynı şekilde kalıyor. Bizler gelici geçici gelici geçici hepimiz yani. Dünyada kötü bir şey yok. Ama bazı şeylerde şuna katılıyorum. Ee, çocuk yapmama olayına şu günümüzdeki? Çünkü insanlar önünü göremiyor. Küresel iklim sorunları var. Onun dışında dünya var? savaşlarıyla alakalı sorunlar var günümüzde. Ee, zaten en büyük şey iklim krizi ve kuraklık önümüzün ge geleceğimiz. Tabii. Şimdi burada nerede? E zaten doğan çocukların çoğu da zaten sıkıntı olabiliyor. Evet. Ee, orada onu doğru söylüyorum ama dünya güzel bir yer ama içindeki insanlar kötü hale getiriyoruz. Bizler yapıyoruz bunu, başkası değil. Şimdi Cem Özler böyle tartışma yaratan cümlelere, açıklamaları imza atmayı seven bir oyuncu. Bir şey söylediği zaman negatif yorum da çok alıyordu. Fakat dün bunu sayfada paylaştığımızda ki çocuk aile kavramına Türk toplumu olarak ne kadar sıcak bakan, Allah rızkını verir diyerek çocuk sayısını kısıtlamayan insanlardık. Fakat yani gelen bir sürü yorumda, Cem Özer bu kez haklı bulunmuş. Hem de kadınlar, hem de kadınlar, hak verenler evet kadınlar, kadınlar. Çünkü bunda etkili olan şu pandemiyi ve sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntıları geçirmemiş olsaydık Cem Özer bunu bundan. 2019'dan önce söyleseydi büyük eleştiri alırdı. Doğru, şimdi değil ama. Pandemi ve ekonomi cem üzeri Sana ben bir şey söyleyeyim bir <laughs> şey çıkardı. Ekonomik... Yani ama tüm dünya aynı şekilde cem Bak size düşün. bir şey söyleyeceğim. Tüm dünya. Ekonomik krizden daha ciddi bir şey varsa o da iklim krizi. İşte onu evet. söylüyorum kuraklık önümüzde. bir de Ocak ayındayız. Bir damla yağmur o, no, no, düşmedi. Damla şimdi... düşmedi ya. Senin benim ya da izleyenlerin çoğunluğu tamam bilinçli insanlar olabilir ama hala şu kafada insanlar var. Oh ne güzel. Hava sıcak bugün şuraya gidelim. Tabii canım. Ya oh ne güzel hava sıcak deme, ha. deme kötüye gidiyor her şey. Kötüye gidiyor çok doğru. O bilince iş daha büyük krizle neden olunca doğal varacak gaz bazı faturası ya. kabarmıyor falan. Tabii değil tabii, mi? tabii tabii aynen. Ya. Aynen öyle bakıyorlar mesela. Yani, şimdi biz çok şanslı çocuklardık. Ya. Evet. Gerçekten çok şanslı. Doğru. Kasım'da, bol bol kar Kasımda kar yağardı. Kasımda kar yağardı. Ağaçtan meyve toplar yerdik şimdi. Meyvenin kilosu ne kadar? <laughs> Sus. Ya ileride çocuklar suya muhtaç, gıdaya muhtaç olacak durumda. Ya şu anda İklim zaten krizi dünyanın en çoğu yerinde var da o olay. Evet. Ama artık kimse bilinçten hala aynıyız bir düzelme Hayır, yok. Hayır hiçbir yok. şey. Hala yok. manzaramı kesiyor <laughs> şu ağacın dallarını keselim diyen insanlar kıyamam, var. Kıyamam hayatta kıyamam böyle bir şey yok. Ah, Ama ben <laughs> çok güzel başlarına bela oluyorum. <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> Mahallenin şeyi olarak. <laughs> <öyle>. Aynen aynen. <laughs> Nerede böyle budanıyor. Niye buduyorsunuz? Evet. Çok fazla kestiniz evet. diye. Başlarına salça oluyorum. <laughs> Valla iyi gelecek vereceksiniz, ilgileneceksiniz, ilgileneceksiniz, koşulsuz seveceksiniz. Doğurun, anne baba olun, o çocuklarla da ilgilenin. Kesinlikle. Ama bazıları sadece menfaat için anne oluyor ya da baba oluyor. Hı hı. Anladın değil mi demek istediğimi? İşte birini kendine bağlamak Tabii için bir ömür birinden bir nafaka, nafaka koparabilmek için. için birinden tazminat alabilmesi için kesinlikle ay evli kalıyor dünyanın tazminatını alıyor evet, dünyanın evet, evet. nafakası sonsuz bir nafaka çocuk demek sadece nafakanın bol sırf demek değil sırf bunun için de Çocuğun günahını giriyorlar evet. yazık. Ve o çocuklara eşit hakları sağlayabileceksem. Büyük okudu küçüğe durumumuz yetmedi. Onu başka bir okula verdik. Onu bir bu da bu da yanlış Eşitsizlik. Kardeşler olur. arasında uçurumlar açılıyor olur. ve Aynen. çok kötü bir şey. Ya da şöyle oluyor. 3-4 tane çocuk e yetemiyor bir süre sonra büyük küçüklerin yükünü çekiyor. Aynen. Onları okutuyor. Onları anne baba Aynen. gibi biz senin de başına geldi. Her ailede bir tane vardı mutlaka. İlla. var. Ama günümüzde Ocağı pek öyle olmuyor ki yani her ailede bir tane şu 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 yeni zamanda yani yok. Ama biz eskilerden hep her ailede bir tane vardı fedakar. Evet. Her Abi olan, anne olan, baba olan, sırtlayan. abla olan. Doğru yani. evet.